Selamlar Numan Bey. Merhaba Mustafa Bey. Nasılsınız? Her şey yolundadır umarım. İyiyiz. Her şey çok 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 yolunda. Yani her şey bizim için güzel gidiyor. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Çok sağ olun. Sizlerden iyi olduğunuzu duymak da o eğitim ve danışmanlık programlarımızın sürecinin sonunda güzel sonuçları görmek de bize için çok mutlu edici. Şimdiye kadar çok fazla danışanlarımızın bir kısmı kendileri paylaşmak istemediler, bir kısmı ile bizim yoğunluğumuzdan dolayı bir türlü denkleşememiştik. Artık testimonial videolara da başlamak istedik. Sizlerle beraber sizin gibi danışanlarımızın başarılarını hem YouTube izleyicilerimize hem de sosyal medya takipçilerimize paylaşmak istiyoruz. Açıkçası sizlerle de bugün merak ettiğimiz sorular var. Güzel bir başarı elde ettiniz. İnşallah hep böyle gider ve daha da güzel başarılar elde edersiniz. O yüzden sizlerle de bu videoyu çekmek istedik. Öncelikle ilk dönemde bizim eğitim ve danışmanlık programımıza katılmadan önce HR deneyimi, motivasyonu, yeterliliği ve donanımı hakkında kendinizi nasıl görüyordunuz? Katıldıktan sonra hayatınızda neler değişti? İşletmenizle alakalı değişen şeyler, değişiklikler, önemli değişiklikler neler oldu? Bunları sormak istiyoruz. Tabii şöyle, biz etkiye ilk başladığımızda kendi bilgi birikimimizle ilk başta girişmiştik. Fakat ilk baştaki girişimimiz kısa sürdü. Çünkü ufacık bir hatamızdan Etsy kapattı. Bu da bizim Etsy ile ilgili Etsy'nin ne kadar kurallarında katı olduğunu ve dikkatli olunması gerektiğini öğretti. Daha sonrasında biz şunu fark ettik ki bizim bir danışmanlık ihtiyacımız var. Yani bir bilgi bizden daha iyi uzmanlı olan birinin bize şeyler öğretmesine ihtiyacımız vardı açıkçası. Bu anlamda da YouTube'da zaten sizin videolarınızı denk gelmiştik. Daha sonrasında iletişime geçtik. Nida Hanım bizimle bir eğitim görüşme yaptıktan sonra eğitiminizi sağ olsun beraber anlaştık ve eğitiminizi aldık. Eğitimimize başladıktan sonra önceki dönemi atlatayım hatta ilk şöyleydi. Bizim ilk mağazamız kapatılınca şöyle bir şey oldu. Kendimizin Etsy devam etmek için aslında yeterli olmadığını ve ilerisini iyi planlayamadığımızı fark etmiş olduk aynı zamanda. Eğitime başladıktan sonra eğitim videolarında şunu gördük ki bizim eksikliklerimizi doldurduğunda videolar gerçekten kendimize daha güvenip Etsy'de daha net bir şekilde devam edebileceğimizi de fark ettik. Bu anlamda Etsy eğitimlerinizin bize kattığı çok fazla iyi şey oldu. Bunlardan ilki ürünleri nasıl satışa koyacağımızla ilgiliydi. Çünkü bizim kafamızdaki planla sizin eğitimleriniz çok ayrıydı ve çok fazla fark etti. Biz ilk mağazamızda da görmüştük bunu. Yani ilk mağazamızdaki yaptığımız satış stratejileri kısa vadede işe yaramıştı ama uzun vadede mağazamız kapatıldı. Daha sonrasında sizinle işe başladığımızda siz bize şunu ilettiniz. Numan Bey, sabırlı olun. Kısa vadede bir sonuç alamayabiliriz ama uzun vadede sürdürülebilir. Devamı gelen olacağınızı ilettiniz. Ki öyle de oldu. Şu an ciro hedefimize ulaşmış bulunuyoruz. Ve bu 50 günlük bir süre içerisinde oldu. Yani hiçbir şekilde böyle beklemiyorduk. Gerçekten burada reklam harcamalarımızdan ürün listelemelerimize olsun, eğitimleriniz o bizim bilmediğimiz açıklıkları çok iyi kapattı. 50 günlük süre içerisinde 1 milyon TL ciro oldukça başarılı bir sonuç. Tabii ki sizin ürünlerinizin kalitesi, hizmetlerinizin, gönderim sürelerinizin iyi olması vesaire bunlar da çok çok önemli etkenler. Bu tek taraflı olan bir süreç değil her zaman söylediğimiz gibi. Herkes de belki şunu da vurgulamakta fayda var. Herkes de bu sonuçlar alınacak diye de bir şey yok. Herkes bu şekilde çok hızlı sonuçlar göremeyebilir Etsy tarafında. Daha yavaş, daha sağlıklı adımlarla gitmesi için çalışıyoruz insanların her ürün kategorisine özel. Ama sizlerin tarafında böyle bir şeyle karşılaşmak, böyle bir başarıyla karşılaşmak bizleri de çok mutlu etti. Peki diğer taraftan bu 1 milyon TL'lik ciro bize hep soruluyor. Ya 1 milyon TL ciroluk bir durumu var da hani kar marjı ne? Hep böyle sorulan en önemli sorulardan birisi. Yani çok satıyorsunuz ama cebinize ne kalıyor? Belki de insanların en çok merak ettiği konulardan birisi. Direkt net bir rakam istemiyorum. Belki bunu vermeniz doğru olmaz ama ortalama bir rakam verirseniz çok mutlu oluruz. Tabii aslında burada şöyle bir etken var. Yani genelde söylenilen yetiştirme cevaplardan ziyade ben bir rakam vereceğim. Fakat burada şöyle etkenler var. Üretim maliyetleriniz, reklam maliyetleriniz her marka için ayrı bir durum. Bu Evet. kargolama maliyetleriniz. Bizim için 1 milyon liralık bir ciro için 15 bin doların üstünde bir karımız var. Öyle söyleyebilirim. Süper. Yani bu Yani konuyla alakalı ve biz bu çok... Buyurun.
Ve bu gittikçe aslında artıyor. Çünkü biz şunu öğrendik. Reklam optimizasyonunu öğrendik ve bu eğitimlerimizi bitirdiğimizden bu yana reklamlarımızın verimliliği de gitgide artıyor. Her gün, yani her yaklaşık 8 günde bir optimizasyon yapmaya başladık ve oldukça da giderlerimizi reklam anlamında azaltmaya başladık. Süper. Aslında her zaman söylediğimiz gibi eğitim sürecimizde de biz sadece işte Etsy'yi nasıl öğrenirsiniz, SEO uyumlu listing nasıl yapılır vesaire bunları tabii ki konuşuyoruz. Fakat diğer taraftan maliyetler işte herhangi bir maliyetinizi nasıl düşürebilirsiniz, reklamlarınızı optimize ederken reklam maliyetlerinizi nasıl düşürebilirsiniz konularına da girdiğimiz için bu önemli bir avantaj oluyor. Birçok Etsy eğitiminde de bunları şimdiye kadar görmedik. Nidan'la beraber biz bu Etsy eğitimini hazırlamadan önce aslına bakarsanız birden fazla Etsy eğitimini satın alıp izledik. Acaba biz neleri daha iyi anlatabiliriz? Neler de eksik olmayabilir? Eksiksiz anlatacağımız, gözden kaçıracağımız yerler nereler olabilir? Bunları tüm detaylarıyla kafamızda kendimize sorarak başladık. O yüzden de Aslında güzel bir avantaj oldu. evet, hatta şöyle günümüzde hala danışmanlık eğitimlerinde, yani daha doğrusu et eğitimleri, bizim sizden aldığımız SEO uyumlu listing eğitimi gibi bir eğitimle biz karşılaşmadık. Yani eğitim bitmeyen bir süreç. Biz sizden sonra da eğitimlere baktık. Fakat bugün itibariyle hala en verim aldığımız eğitim sizinki oluyor ki eğitimlerin güncellenmesi de ayrı bir artı. Bu da bizim için oldukça iyi oluyor şu anda. Yani her şey iyi Süper. gidiyor. Süper. Çok teşekkür ederiz bu süreci bizlerle paylaştığınız için. Umarım çok çok daha güzel bir noktaya gider mağazanız ve gerçekten güzel bir süreci. Artık Etsy'de sürdürülebilir bir ticari modelde kazançlarınızı devam ettirirsiniz. Etsy büyümekte olan bir pazar yeri. Büyümeye de devam edecek önümüzdeki dönemlerde. Her ne kadar küresel krizden kaynaklı belli aralıklarla farklı düşüşler yaşasa da günün sonunda kendi içerisindeki satıcılarını asla üzmeyen, çok fazla para harcamadan daha iyi satışlar yapabilmenizi sağlayan, en azından büyük bir başlangıç sermayesine ihtiyaç duymadığınız bir pazar yeri. Umarım sizler için de keyifli bir süreç olur. Teşekkür ederiz. Yani olacağına eminiz. Çünkü biz şunu farkındayız. Artık kendimize güveniyoruz açıkçası. Yani bundan sonraki süreçte başaracağımıza daha iyi eminiz. Yani biz zaten buraya başarmak umuduyla girmiştik, fakat umut şu anda bilgiye dönüşmüş durumda. Gerçekten önümüzü planlayabiliyoruz. Yapmamız gerekenleri biliyoruz eğitimimizden sonra. O anlamda içimiz çok daha rahat. Çok. Bu durumun kazandığımız cirodan ziyade artık bilgilerimize güvenir bir hale geldik. Yani yarın kâr edemiyor duruma düşsek, ki o da olmayacaktır, o durumu nasıl toparlayacağımızı çok daha iyi biliyoruz şu anda. Süper. En önemlisi de bu zaten. Biz her zaman yani Nida Hanım'la da bu sürecin başından beri Ecomap tarafında bütün danışanlarımıza bunu söylüyoruz. Yani Etsy'yi öğrendikten sonra, Etsy'in temel dinamiklerini öğrendikten sonra, bir müşterinin neden satın alım davranışı gösterdiğini anladıktan sonra herhangi bir pazar yerinde satış yapamama gibi bir durum söz konusu değil. Dediğiniz gibi bu deneyimler, bu bilgiler aslında gitmeyen şeyler. Eğitimlere de bir noktada lifetime investment gözüyle bakmak gerekiyor. Ömür boyu Kesinlikle. yaptığınız bir yatırım oluyor sizler için. Şimdiye kadar ben kendi açımdan da Nida Hanım tarafında da biz ekip olarak da bütün takım arkadaşlarımızla sürekli eğitimler alıp onların eğitimleri izlemesini ve kendi eğitimlerimizin de bitirmesini sebep oluyoruz ki bu şey demek değil. Yani siz eğitim veriyorsunuz, neden eğitim satın alıyorsunuz ki gibi bir durum söz konusu değil. Her zaman tüketmek gerekiyor, yeni bilgiler edinmek gerekiyor. O yeni bilgileri tüketerek üretebiliyorsunuz. Yeni bilgilerle birlikte üretebiliyorsunuz. O yüzden çok teşekkürler Numan Bey. Deneyimlerinizi paylaştığınız için çok mutlu olduk açıkçası. Biz de teşekkür ederiz. Yani gerçekten eğitimdeki emekleriniz için, yani elinize sağlık, dilinize sağlık. Çok çok teşekkür ederiz.